Geçtiğimiz hafta bunlar yaşanmıştı. İki hafta öncesinde daha doğrusu. Daha bizi sırada ne bekliyor diyor klipte de. Daha çok şey beklediği aşikar. Erbatur günaydın, iyi pazarlar. Günaydın Veli, iyi pazarlar. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, seni gördüm. Şimdi biz de tamam. de günaydınlar dileyelim. Aynı daha tamamına. iyi oldum. Aynen öyle programa geldim, daha iyi oldum. Ya bir şey söyleyeceğim. Murat Kosova abiye selamlar. İşte premierlik bu. Değil mi? Dün var ya futbola doymak deyiminin vücut bulmuş hale olduk ya. Ya her maç mı birbirinden daha iyi oldu? Harikaydı. Wolverhampton'ın 15 dakikada geri dönüşü başka bir hikaye. Tabii. Üzerine bir de seri adaki bir geri dönüş de eklendi. Verona karşısında Milan'ın da geri dönüş eklendi. Muhammed Salah'ın yaptıkları asistleri, Jamie Vardy'nin gol vuruşları ve arkamızda görmüş olduğumuz gibi, hakikaten günden güne üzerine koyuyor. We've got söyüncü tezahüratını bolca söylediler dün Leicester taraftarları. Üstelik golü attığı anda daha sonra göreceğiz zaten. Hemen yanı başında da Harry Maguire vardı. Yan yana kadraja girdiler ve Çağlar Söncü Maguire'ın yanında golü attı. Hakikaten ya futbola doyduğumuz bir gün oldu. Muazzam bir gündü. Bizim de enerjimizi biraz daha yukarı çıkartıyor ister istemez olurum. Ya hem de nasıl e, o kadar çok not birikti ki üzerinde konuşacak. E, hani şunu da unutmayayım diye işte not ettim, yazdım. Evet, evet. e, Birçok başlık var, kendi başlıklarımız da var. Bugün tabi dev bir maç var Süper Lig'de. Trabzonspor Fenerbahçe özel yayınlar var. Onun için biraz tempolu da gideceğiz. Biraz tempolu yapacağız. Bugün süremiz birazcık daha kısa değerli izleyiciler. 50 dakika kadar yapacağız yayınımızı bugün. O yüzden hızlı hızlı gideceğiz. Hatta en başta sizlere sorumuzu yöneltelim. Bu hafta için seçtiğimiz konu tüm zamanlarda hak ettiği değeri görmeyen futbolcular kim? Hani İngilizce ifadeyle de söyleyelim. Underrated dediğimiz bir ifade var ya. İşte o futbolcular biz Türkçe'ye çevirdiğimizde bu şekilde bir e, cümleyi uygun gördük. Sizce tüm zamanlarda hak ettiği değeri görmeyen futbolcular kim? Aklımıza gelen birkaçını arkamıza seçtik bizler. Onlar kim? Görmüş olduğunuz gibi Sergi Busquets, Thomas Müller, Karim Benzema, Miroslav Klose, Firmino, Keylor Navas, Danny Ings, Edin Dzeko. Aklımıza gelen sadece birkaçı şu anda yakın zamanda ama Tüm zamanlar için soruyoruz. Sizce kim Avrupa Stüdyosu etiketimiz Erbatur var mı? Ya aklımda birçok isim var aslında. Son dönemde de Hı. öne çıkanlar. Ya şu arka taraftaki listeden ben Firmino'yu ayrı bir yere koyuyorum. Firmino'yu. Bence çünkü sahte dokuzun derin oyun kurucunun vücut bulmuş hali oldu artık, özellikle Liverpool'da attığı golleri de kenara koyuyorum. Ya gitti Brezilya milli takımı bile. Roberto Firmino'yu Jesus'un alternatifi gibi kullandı. Evet evet. Ya Jesus nereye Firmino nereye kimse kusura bakmasın yani Firmino hakikaten dağlar kadar daha iyi bir futbolcu Jesus'tan ve daha iyi bir golcü ve daha iyi bir oyun konucu. Acaba mevcut Brezilya sistemi içerisinde bir yer mi bulamadı Firmino? Ya Brezilya bilmiyorum. Şimdi Brezilya'nın. şöyle bir e, ifade Tabii. var ya çok sevmediğim bir ifade aslında ama ne yazık ki bazı futbolcular için kullanıyoruz. Mevkisiz. Doğru. Net bir mevkisi var mı Firmino'nun? Hani bir center for net olarak diyemiyorum. Hani bir tek center for oynatmam. Sahte 9 diyelim. Yani 4-4-2'de mesela yanda oynatırım ikinci forvet gibi. Ya da Liverpool'daki uygun olan format en uygun format zaten aslında. O derin oyun kuyucu iki evet. tane kanatlı oynatır. Evet, evet. Şimdi tabii bak Brezilya'da şöyle bir şey var. Brezilya demek ne demek? 9 numara demek değil mi? Ronaldo, tabii. Adriano gidersin ya yani Romario sayarsın. Şimdi öyle olunca Cesus'un da öyle bir şekle bürüneceğini herkes bekliyordu. O da öyle değil. O da öyle değil ama onu da kabul etmek lazım. Bu bu anlamda biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum ve Liverpool'un yıllar sonra gelen şampiyonluğun en önemli mimarlarından. Herkes Jota diyordu. Bak Firmino sakatlığını atlattı bir döndü. Kendini gösterdi zaten. Göreceğiz birazdan. Ben Firmino'yu biraz ayrı bir yere koyuyorum. Önde geride de Navas'a biraz haksızlık yapılıyor kardeşim. Yani daha bu adam ne yapsın diye evet. bir başlık açarım. Bu isim listemizden bir de listemiz dışından birini söylemek istiyorum. Tamam. Mendy şu an Chelsea'nin kalecisi. Belki dünyanın en iyi kalecilerinden biri. O daha herkes, çok yolun başında. Yolun başında sadece şundan söyledim ben de ayrı bir parantez açtım. Hani herkes orada Lukaku'yu konuşuyor, işte Mason Mount'u konuşuyor, Kovacic'i konuşuyor. Ee, orada Mendy'nin işte dün maçı alması değil sadece. E, yıllardır bir kaleci problemi yaşıyorsun. Ol. Gitmişsin 86 milyon vermişsin mesela Kepa'ya. Evet, o da evet, olmamış. Evet. E geldi seni bir kaleci şu an ayakta tutuyor. Kepa'yı da bir sonraki haftalarda mesela en overrated kısmına, Kesinlikle. hak ettiği yerden daha fazlasını gören e, kısmına çok rahat koyarız. Oraya koyacağım şimdiden söyleyeyim. Matthijs Delicht'i de oraya koyacağım şimdiden söyleyeyim ben <laughs> yani o listemde <laughs> başlarda bir tanesi. Ben de Thomas Müller diyorum açık ara benim için ama detaylarının nedenini az sonra açıklayayım. Çünkü tempolu gideceğimiz için görüntüleri de vereceğiz, paylaşacağız. E, Farklı bir açıdan bakacağım. Açıkla şunu ya merak açık ettim. Açık değil mi? Açıkla tamam açık. peki hadi söyleyeyim. Şöyle Alman olduğu için. Ya Alman olduğu için hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Bir de... Taraflı bakıyorsun yine. Hayır hayır şöyle. <laughs> Almanların kendisinden de kaynaklı bir durum bu. Biliyorsun daha mütevazı, daha sade yaşamı seviyorlar, tercih ediyorlar. Evet. PR çalışmaları konusunda da bireysel futbolcu bazında çok geliştiklerini düşünmüyorum. Çok da belki eğilmiyorlar o konuya. Şimdi merak ettim ya dedim hani tüm zamanlarda Almanlar arasında e, en ünlü kişiler kim acaba diye bir araştırma yaptım tamam mı? Tüm zamanlar Almanlar en popüler Almanlar öyle söyleyeyim. Beethoven, ha, güzel. Adolf Hitler, Einstein, e, Angela Merkel, Karl Marx, Hugo Boss. E, bunlar çıktı daha çok mesela. Ve Mihail Schumer çıkıyor aynı zamanda. 4 Noviski'yi de ekliyor. Yani var ama mesela bak Novitski nasıl bir marka normalde değil mi? Tamam. Çok dev bir marka. Öyle. Bir NBA efsanesi aslında. NBA'nin en büyük Avrupalısı gelmiş geçmiş. Ama sence bu hak ettiği değeri görüyor mu şu anda? O popülaritesi var mı sence hak ettiği şekilde? Bence çok daha popüler olması gereken bir isim. İngiliz olsa başka olurdu diyorsun. Kesinlikle. Bir örnek vereyim bir araştırma yaptım. Mesela Lothar Matthäus değil mi? Evet. 368 bin takipçisi var Instagram'da. Her şey Instagram elbette değil. Ama şu anda günümüzde çok önemli bir veri. E, Gerili ne kere baktım? 1 milyon 100 bin mesela. Futbolculuk olarak kıyaslarsak Lothar Matthäus, Gelin Neker'in kat ve kat üstünde. Abi. Niye ikisini kıyasladım? İkisi de şu anda aynı meslek grubunda aslında. Televizyonda, ekranlarda. Yorumculuk yapıyorlar aynı zamanda bir yandan da. Yani Klinsman Dürgün Klinsman'dan bahsediyoruz. Amerika'da yani 65 bin takipçisi var Instagram'da. Mavet 2 var yani yanlış değil. 65 bin. Yani David Villa'ya bakayım dedim mesela. David Villa çok üst düzey bir golcü mü? Evet. Yani o kadar değil. Yani, yani. e işte. 6 800 bin. Ama bak şimdi bak burada şurada şöyle şey. Her şey Instagram değil. Yok değil. Sadece ondan da değil. Bu açtığın konu çok önemli. başlık başlık bir sürü aklımda belirdi. Almanlar belirli. da tarışı da biraz eksik biliyor musun? Onu hep konuşuyoruz ya. Bir şeyi bir İngiliz yaptığı zaman daha evet, yaldızlı evet. oluyor. Evet. Bir Alman yaptığı zaman biraz daha o evet. işte disiplin matematiği içinde düz gidiyor. Ama şu da var. Dil bariyeri çok önemli bir bariyer. İngilizcenin <laughs> hakimiyeti ve uluslararası popülerliği çok net olarak sizi başka bir yere taşıyor. Ama Klinsman konusuna gelirsek, burada şu haksızlık yapılıyor. Birçok eski basketbolcuda da böyle. Aç işte ben bakıyorum benim Jason Williams'a bayılırım mesela. Evet. Az takipçisi vardır Instagram'da. Çünkü o dönemle ilgili bir şey. Şimdi yeni kuşak eski oyuncuları bizim gibi takip etmediği, şimdiki gibi takip etmediği için biraz aşağıda kalıyor o dönem. İşte Dr. J olsun, işte o dönemlere döndün yine eğer işte açsaydı o zaman bilmiyorum Litmanen'in vardır muhtemelen de hesabı. İşte o zamanlarda daha eskilerde isimler aklına gelsin söylemesi açsa onlar işte Pan Bastenler, Kartlar o dönemler şu an acaba ne kadar takipçisi olacaktı? Yani Bazen dijital medya marka pazarlamacı arkadaşlara da sesleniyorum. Evet. Ya o hatayı yapıyorlar çünkü. Bak işte orada onun o kadar takipçisi var, burada bunun ta o kadar takipçisi var. Daha fazla takipçisi olanla bazen Hı -hı. yapacağın Hı -hı. bir tanıtım daha az takipçisi olanla yapacağın bir tanıtımdan daha düşük ya da daha üstü olmaz. Çünkü onun algısı onun e, sana verdiği yaklaşım bambaşka bir noktaya geliyor. Ben bir tane reklamcı uzmanla sohbet etmiştim aile algısı oluşturuyor ya da evet, efsane evet. algısı oluşturuyor ve daha az takipçisi olabilir ama etkisi daha fazla olabilir. Bunun Zaten Bu yüzden buna bu arada ayırıyorum. o marka pazarlama konusunda bu konuda ben de bir araştırma yaptım Hı -hı. daha öncesinde. Dediğin hususta aynı fikirdeyim. Ee, artık birçok önemli marka pazarlama e, firmaları o dediğin noktaya çok bakmıyorlar genelde. Daha tabii, tabii. profesyonel çalışanlar o noktaya bakmıyorlar. Daha çok nasıl bir kitleye hitap ettiğini araştırarak hitap, hitap ettiği kitleye daha çok yöneliyorlar ağırlıklı olarak yani sayıdan ziyade ee, şeye bakıyorlar hani içerisinde kaliteye çok bakıyorlar onu söyleyeyim ya. Yani. Öyle mesela bir, bir şeyde de öyledir burada. arada reyting düzenlemede veya reklam vermede de bir şeyin reytingi daha çok olabilir bir şeyin reytingi daha az evet. olabilir ama onun reytinginin daha fazla olması o programdan daha kaliteli ya da algısının evet, daha güçlü olduğu anlamına %100. gelmez. Bu, bu hata çok yapılıyor bunu kesinlikle bir başlık olarak hayatımızda tutmamız lazım. Bu arada bir şey hakkında çok konuşulması, bir şeyin çok istenmesi o şeyi doğru da yapmaz. Kesinlikle. Onu da, doğru. Onu da bir söyleyelim. Yani bizde öyle bir hata var. Bak gördün mü kardeşim? Biz Twitter'dan yazdık. Hepimiz söyledik. Ee yani evet. ya da söylemedik ya da hepimiz eleştirdik. Bak evet, orası evet. işte artık linç kültürüne geldi. E Tamam söylediniz de doğru olma anlamına da gelmez. Doğru doğru. Kesinlikle. O yüzden başka bakmak lazım. Sadece müller konusunda şu var. Müller Kameralar karşısında çok sempatik bir adam. İngilizceye hakim bence o önemli. Evet uluslararası Sağda konuşurken. Sağda da sempatik bence ya. Sağda da bir şey var aslında yani. Ya Müller'i ben oyun under, yapısından kaynaklı biraz. Ben, ben underrated şey olarak ya. görmüyorum. Oyun yapısı ve attığı goller. Top sade, basit gösteriyor her şeyi. Abi bir de biliyorsun ki bu maçı mesela Münih ya da Almanya çirkin bir ...Thomas Müller golüyle kazanır diyorsun <laughs> tamam mı? 57. dakikada böyle top seker... İşte ...kaleci yere düşer. zaman o adam Andrei'de oluyor. Bak şimdi bak ya. kaleci yere düşer tamam mı? Savunmacıyla çarpışır. Bir bakarsın Müller bitmiş orada. Böyle deli gibi seviniyor. İzagi de böyleydi. Şimdi o golü atıp öyle sevindiğin <laughs> zaman... ...o çirkin golü... ...ya maalesef böyle sempati düzeyin... ...ya da po, e, popülerlik düzeyin daha aşağıda oluyor. Abi ben röportaj yaptım Thomas Müller'le iki kez. İnanılmaz dediğin gibi yani çok samimi içten. Evet, öyle, çok sempatik. E, hakikaten yani aslında... Ya şöyle marka pazarlama konusunda belki zayıf ama normalde bir ışığı olan bir insan aslında Thomas Müller. Onu da söyleyeyim. 788 maç oynamış. 592 Bayern Münih. 126 şampiyonlar ligi 49 gol 28 asist. 2 şampiyonlar ligi şampiyonluğu var. 1 dünya kupası şampiyonluğu var bu adamın. Ve 10 Bundesliga şampiyonluğu var. 2010 dünya kupası üçüncüsü benim için tüm zamanların en hak ettiği değeri görmeyen futbolcusu Thomas Müller'dir. Diyelim mesajlarınızı da Bakıyorum çok da güzel mesajlar geliyor. Fatih Tekke mesajı gelmiş mesela. Ee, Türkiye'yle ilgili, ilgili yüzde yüz katılıyorum Fatih Tekke Kesin. konusunda. Ee, kim göndermiş? İzleyicimiz ismini birazdan bakacağım. Ha, Bahadır Bey göndermiş mesajı. Hüseyin Makalele Bey, ve Kambiyas söylemiş Oyun Bey. Bu arada Hüseyin Bey de e, Dimari'ye söylemiş. Birçok izleyicimiz de söylemiş. da var evet söylemiş. ben de gördüm. Ama Dimari'ye de ben şunu ayırıyorum. Al Manchester United'ta ne yaptı dimi ya? Kimse kusura bakmasın doğru, bir tane doğru. güzel gol attı. Premier Lig'de oynayamadı. Yani aa e, çok yetenekliydi Arjantinli doğru. tamam da. Katılıyorum. Abi sırf Arjantinli doğru. İngiltere'de Hatta oynayamadı. Hatta sadece yani. Manchester United değil Paris Saint-Germain ve Arjantin milli takımında da beklediği o kadar o üst sayı sahip olduğu yetenek ölçüsünde katkıyı verdi mi? Soru işareti bende. Vermedi. Evet vermedi. Ben söyleyeyim mesela. Yani Dünya Kupası'nı biz herkes Messi alacaktı kardeşim 2014'ü Almanya karşısında tek başına. Yanında yardımcılar lazım. E, yani o iş, o iş öyle oldu yanında yardımcı vardı. Vardı yok değildi. Vardı. Hatta Kanice. Kaninca. Kaninca ile ben röportaj yapmıştım. Ciddi misin? Evet vallahi Oo, Çok, çok güzel. güzel sohbetti yani. Şeydi ama mesela o da liderine olan hayranlığını anlatmıştı orada bana. Hmm. Yani Maradona'ya. Dimari'ye onu anlatıyor mu bilmiyorum. Hiç denk gelmedim yani mesela Messi'ye olan hayranlığını. Dimari pek konuşmuyor galiba ya yani. <laughs> <laughs> hatırlamıyorum ya. Yani. Underrated diyemiyorum o yüzden ben Dimaria'ya. Peki. Bu arada Crespo var. Ee, Crespo underrated mı? Bilemiyorum. Samet Bey yazmış. Rekoba da yazmış. Bir, birkaç tane dün yazı okudum. Erdal Elçin'in şimdi mesajını görünce gördüm. Batistuta. Batistuta yazıyordu ve listede ilk üçte ben e, yazıları da okudum ve çok anlamda veremedim. Ya yani Batistuta bence underrated değil. Tarihin en iyi santraforlarından biridir Batistuta. <laughs> tarihin ya. en iyi santraforlarından bir tanesi. Şöyle bakmış olabilir izleyicilerimiz daha üst seviye takımlarda daha fazla oynayabilirdi gibi düşünmüş olabilir ki Roma'da yeriken başarı yaşadı zaten aynen, ama aynen. efsane başarı yaşadı. Ama hani hep konuşuruz ya Manchester United, Real Madrid seviyeleri. Belki oralarda görmek istiyor olabilir izleyicilerimiz. O yüzden bakmış olabilirler. Çünkü bu underrated konusunun birçok bakış açısı var. Birçok farklı açılardan bakabiliyoruz. E, İzleyicilerimizin bakış açıları son derece önemli. Doğru. Peki, Leicester City Manchester United 6 gol. Çağlar Soyuncu attı. United yıkıldı. Tielemans'tan harika gol. Vardy yine muhteşem bir gol vuruşu yaptı. Özet izleyelim. Büyük bir hayal kırıklığı Manchester United. Yani oysa bundan sadece bir ay kadar önce bir anket yapmıştık. Ve o ankette Liverpool neredeyse yok denecek kadar oy almıştı. Şampiyonluk evet. adayları arasında. Şu anda bambaşka bir durum var. Manchester United şampiyonluğun en büyük iki adayından biri olarak görüyordu izleyicilerimiz. Ama görüntü şöyle değil şöyle bakmak lazım. Biz burada seninle hep şeyi konuşmadık mı? Yani ne yaparsan yap, liderin kadar iyi olabiliyorsun bazı noktalarda. Evet. Eğer liderin üzerinden konuşmuyorsan da sistemin üzerinden konuşursun. E sende ikisi de yok. Ole Hoca ile bu iş olmaz diye zaten her programda konuşuyoruz. Giderek ses daha yukarı çıkmaya başladı. Bak İngiltere'de de artık inanılmaz derecede eleştiriliyor. O kendisini eleştiriliyor. de artık şey yapmaya başladı biraz sanki. Yani bir eleştirmeye başladı. Ya burada Alex Ferguson verecek karar şu anda? Vallahi her hani hep işte derin 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 Manchester United Alex Ferguson'dır <laughs> yani. Ronaldo transferini bitirmesi olumlu tarafı. İşte David Moyes'tan bu yana gelecek hocaları işaret etmesi belki olumsuz tarafı. Bunu da söylemek lazım. Oyuncular konusunda da hep konuştuğumuz şey şunu görüyorlar artık ve bununla ilgili daha doğrusu çatlak seslerin ince ince basına yansıtıldığını görüyoruz. E şimdi sen Guardiola ile oynayınca işte Klopp'la oynayınca, Tuhel'le oynayınca, hatta hatta Bielsa'yla oynayınca çıktığın seviye, oyununun çıktığı seviye, takımın çıktığı seviye belliyken sen sanki Ferguson dönemlerindeymişiz gibi ki haksızlık etmeyelim hocanın sistemi vardı ama o dönemlerde yani 20 senenin öncesindeymişiz gibi daha az sistem, daha çok yıldızı sağa Ay, yakalım evet. kazanırız üzerinden oynamaya kalkarsan böyle dörtlük olursun işte geçmiş olsun. Kesinlikle. Peki... B plan için bir adayın var mı mesela? Diyelim ki var. Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Net var. Conte mi diyeceksin? Antonio Conte hemen. Hiç, hiç. Ama şöyle bir durum var. Tamam ama Conte geldiğinde yani neyin uzmanı? 3-5-2'nin uzmanı. Evet. 3-5-2 burada denediği zaman bence kanat bekleri son derece önemli ve ya yani 3-5-2'de oynayabilecek kanat bekine sahip olduğunu düşünmüyorum. Daha defansif bir kanat bek olduğunu düşünüyorum. Luke Shaw belki biraz daha oynar da. Farklı da. Yani Van Bissaka benim için hiç uygun değil orası. Haklısın belki devre arasında transfer bile yaparsın artı bir orayı. de bu kadar elde çok e, hücum bölgesinde güçlü oyuncum varken hepsini bir arada kullanmak için de 3-5-2 düzeni uygun mu acaba? Yani ben illa bu arada gelecek hani 3-5-2 3-4-3 gibi e, oynatacak bilmiyorum belki yani sonuçta uzman olduğu konu ama belki başka bir şey oynatır. Şimdi geçen demiştik ki bunu birazdan Chelsea'de konuşacağız. Lukaku'yu kullanmayı bilmiyor Chelsea evet. demişti. Bak Ronaldo'nun da herkes şey sandı. Yani gelecek her maç gol atacak. Evet. Yani burası Premier Lig. İşte Guardiola'nın klibini verdik. Burası dünyanın en iyi ligi. Senin matematikteki senin mekanizmanın işlemesi lazım ki Ronaldo bitirsin. En sert savunmaların olduğu yer burası dünya. Ya adım atacak yer bulamıyor Ronaldo. Yani şimdi böyle bakınca oradaki değişim şart. Cedi Sancho nerede? Heh, bravo çok güzel soru. Orada Hatta dün Arsenal forumlarını okudum biraz Ya şimdi işte United'lılar hep bize dalga geçer Vesaire yapar da Sancho'yu biz alsaydık şu an İngiltere herkes dalga geçiyor Doğru söylüyorsun 10 yani maç oldu 0 gol 0 asist Bıraktım golü asisti Oyunun hiçbir bölümünde olumlu bir katkısı da yok Yani o da 100 milyonluk adam bu Evet evet Yani bu katkısı yok Sadece Jadon Sancho'nun kendisiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum Evet mental olarak problemleri olan bir futbolcu Zaten bu Dortmund dönemindeyken de var olan bir durumdu. Gizli saklısı yok bunun zaten ama sadece Jadon Sancho ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bak Guardiola'ya bak. Kimi alırsa alsın mutlaka ondan verim alıyor. Kullanıyor bir şekilde. Tabii işte. Yani Phil Foden'ı başka bir seviyeye getirdi. Ee, Rahim Sterling'i kim olursa olsun yani bambaşka seviyelere getiriyor. Jadon Sancho şu anda onun elinde olsa Yine başka bir seviyedeydi şu anda. İşte bunu biz konuşuyoruz ya, oyuncular da konuşuyor zaten. Konuşuyorlar, konuşuyorlar. Ve e, kredisinin sonuna geldiğini düşünüyorum. Haftaya Liverpool maçı var. Evet. Bak United Liverpool İngiltere'nin en büyük derbisidir. Yani en Antep büyük açmadın herhalde. Ben açmadım. Tolga açmıştı, değil mi? Yok. Kim Esat açtı? E açtı. Yani Esat açtı. Esat açtı. Esat açtı. Niye açtın diye sordum. Abi Avrupa stüdyosu başlıyor dedi. Sağ, <laughs> Sağ olsun. olsun bize Ronaldinho muhabbeti yaptı. Teşekkür ederim. <laughs> sabah <ederiz>. sabah ateş fısıyorsun. <laughs> Güzel ama Antep fıstığı da yenir be Erdoğan. Yenir he, yani. çok güzel. Yani bir şey diyorlar zaten program başlığından beri satışlar patlamış yani. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Neyse dönelim. ya yani En büyük rekabetidir, en önemli maçıdır İngiltere'nin e, United-Liverpool maçı. Orki Liverpool şu an İngiltere'nin en iyi takımı bana göre. Bir hezimet olursa, gerçi farklı olur büyük maçlar ama bir Tabii. hezimet olursa bak böyle olurlar. Hizmetlerin için teşekkürler öyle hocam. Görüşmek üzere. Başka ve evet. mecralarda derler ve vedalaşırlar. Son, son fırsatı bence. Aynı fikirdeyim kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, peki, Bir de şey söyleyelim bu maçla ilgili. Abi Maguire'ın şu golü tekrar böyle birkaç golde de var da. Ya bütün Maguire, gollerde Maguire baş ya. İnanılır gibi değil. 80 milyon verildi bu futbolcuya. 87. 87 değil mi? O yüzden ben Çağlar'a 88 diyorum. ya. Yani. Ha işte, o haklısın da. Ama Ha bir de övelim Greenwood'un da golü gelmişken. Hakikaten kendine çok özgüveni var. İki ayağını birden kullanabiliyor. Büyük bir potansiyeli artık kinetiğe çeviriyor. Ama şu da var. Bu özgüven ayrı bir noktada. Bak Ronaldo her pas istediğinde hiç pas vermiyor. Bu Ronaldo'nun gençlik dönemini andırıyor bana Greenwood o anlamda. Ronaldo da gençken pas istendiğinde asla vermezdi. Bazen çok bencil gibi görünüyor. Ben de izliyorum mesela. Kardeşim burada da ver diyorsun. Ama çok başka seviyeye gelebilir. Şöyle Çağlar Söyüncü'nün golünde bir efekt sesi duyalım, bir değil mi? Yani tribünler ne yapmış, yeah. ne yaşamışlar. Çağlar Söyüncü'nün golünde bak geliyor ses şimdi. Bayılıyorum sesi. Harika. Sonrasında çalan marşlar gelecek, şarkılar gelecek. Koşacaklar. Gerçi sonrasında Çağlar Söyüncü marşı söylenirken Rashford golü attı. Bir anda sustular ama Evet çok denk ama çok biliyorsun şey kaçır, reji kaçırdı golü ya. Ne kadar yani hızlı oldu. Hızlı. Bir şey söyleyeceğim bu maçta benim öne çıkardığım başka nokta da şey. Tilemans çok gelişim gösteriyor. Tilemans'ın golünü de göreceğiz şimdi. O da ekranı gelecek. Harika gol. Orada da evet. Maguire'ın hatası var önce ama gene de ona rağmen atılacak gol değildi bak. Gene Maguire burada. Evet evet. Pereira kaptı. Enfes. Abi çok yetenekli oyuncu. Çok. E şimdi bak mesela bu, bu takımda iki tane Belçikalı var. Kastanya bir tarafta, burada T Abi işte konuşacağız değil mi? Kevin De Bruyne'nin bir grafiğini almıştık zaten konuyu. Almış mıydık? Var var var. Da? Çünkü eleştireceğiz. Orada da Kevin De Bruyne'yi eleştireceğiz. Tabii, var, ya var. bu kadro muazzam kadro çünkü. Bir yani. de şeyi görelim ya. Lindelof'un pası var ya. Oo, beş attı. Nefis asist. Savunma hatası da var bence burada. Var ama yani bir stoper içinde muhteşem pas yani. Abi işte Sancho bir tane pozisyona böyle girmedi daha. Bir tane kaçmadı. Doğru, bir tane koşu doğru. beklemedi. Rashford girdi kalitesini belli etti. Bir de Jamie Vardy. Gol vuruşu. Underrated oyuncular içinde mesela Jamie Vardy yorumu da çok geldi. Hmm. Bence... Bak şu gol vuruşu normal vuruş değil bak yani. Bu Jamie Vardy gol vuruşu. Bu vuruşu her santrpor yapamaz. Alan Shearer yapar. Ben Alan benzetiyorum bu vuruşu. Alan Shearer'ın vardır böyle çok golleri. Böyle hani sağ ayağının sağ dış bir üstüyle böyle... Evet. Yani çok mu muhteşem vuruş bu ya, gerçekten muhteşem bir vuruş. Şimdi kimse kusura bakmasın e, birkaç tane yazı okudum. Atletik'te de bir yazı vardı. Bir de kıyaslama tartışması başladı. Eric Kane ile Jamie Vardy arasında. Bak kimse kusura bakmasın Jamie Vardy net olarak daha büyük oyuncudur Eric Kane'den. Underrated'ı bırak. Underdog'dur. Yani Underdog aslında mücadelede hep altta kalmıştır ve kendi yumruklarıyla dövüşe dövüşe buraya gelmiştir bir hikaye yapılacaksa bir film yapılacaksa bu adamın filmi yapılır ve çok net olarak da Harry Kane'den büyük kocudur yani bu konuda da fikrim değişmez. O zaman ben de diye her gördüğünde aklıma gelen şarkıyı paylaştım seninle. Sen vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin şarkısı. Oo. Değil mi? Jamie Vardy için kisil kisil gözlerinden diyorsun. Çok değil güzel mi? şarkıdır. Çok <laughs> severim. Hakikaten öyle. Ee, bir de mesela. Dünyada bayrak adamın son temsilcilerindendir. Herkes şampiyonluktan sonra takımdan bir bir uçarken, evet. Mahrezler, Kanteler benim evim burası kardeşim dedi. İş Gidebilirdi mi? de aslında. Giderdi, Arsenal, deli Arsenal gibi çok para istedi. Verdi. Deli Tabii. gibi para verdi. Yani ama herkes diyor ya, çağlar daha büyük bir takıma gitmeli. Gidebilir. Ben gitmeli demiyorum. Çünkü Leicester büyük bir takımdır. Bak şimdi, bu başka bir şey. Leicester'da bir kahraman olarak da futbol noktalayabilirsin. Hı hı. Başka bir hikayedir bu. Eee şu görüntü bile Bardi ile Çağlar'ın sarılması başka bir e, öykünün aslında kahramanları olduğunu gösteriyor. O yüzden oyuna yaklaşırken de hayata yaklaşırken de çok gerekli kalıplar var ve onun içine girmeliyiz gibi düşünmemeliyiz. Aynı fikirdeyim. Yüzde yüz aynı fikirdeyim. Peki hak ettiği değeri görmeyen futbolcular tüm zamanlarda Avrupa Stüdyosu etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Liverpool'un 5 gollü galibiyetini ekrana getireceğiz. Salah muhteşem bir gole daha imza attı bu hafta. Kaldığı yerden devam ediyor. Premier Ligi sallamaya devam ediyor. Mesajları da dönüşte okuyalım. Şampiyonluk köşesi. <laughs> Şu an bana göre şampiyonluğun bir numaralı, numaralı adayı. Liverpool. Düşmediler hiç. 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 düşmüyorlar. Hatta yükseliyorlar. Yükseliyorlar evet evet. Bundan bir ay önce yaptığımız bir programda herkes yeni yeni konuşmaya başladı da. Biz Veli ile burada ...Salah'a ayrı bir bölüm ayırmıştık hı hı. ve dünyanın en iyi kanat forveti evet. ifadesini kullanmıştık. Görüyorum ve arttırıyorum. Yürgen Klopp hocama da katılıyorum. Şu an dünyanın en iyi oyuncusu Muhammed Salah'tır. Dünyanın en iyi oyuncusu, bak bir numarası. Geldiği seviyeyi isterseniz bir kez daha hatırlayalım. Şimdi Mane 100. golü attı diye herkes alkışlıyor. Zaten yüzü o bir ay önceki programda atmıştı. 101 olmuştu Salah, biz grafiği vermiştik. Tek kasetlik şarkıcı One Season Wonder dediler... Liverpool'un en büyük efsanesine dönüşmek üzere. Dönüşmek üzere kesinlikle. Mesela underrated kısmına Salah'ı dahil ettim ben mesela öyle söyleyeyim size. İşte ben... Benim listemde var. Ben öncesine kadar yani şundan bir sezon öncesine kadar belki. Çünkü dört sezondur aynı yerde Salah. Hatta şu anki performansıyla onu geçti. Bir sezon öncesine kadar seninle aynı fikirde olurdum. Artık underrated falan değil. Dünyanın bir numarası Muhammed Salah i̇şte şu an. Ama şöyle underrated'den kastım hak ettiği değeri daha yeni yeni görüyor. Yani bu Kırdı. Yaptığı işleri bir başka futbolcu yapsa daha böyle piyasanın e, biz bunu yüceltelim dediği bazı isimler vardır. Onlar yapsa şu anda o, şu an için söylemiş olduğun cümleyi çok daha önceden söylemişlerdi. Doğru. Ya bazı futbolcular için durum biraz daha farklı. Bak bir mesaj var. E, Batuhan Bey göndermiş diyor ki Jamie pardon o başka bir mesaj. Tilmans'ın attığı golü de De Bruyne atsaydı şu anda okullar tatil tatil edilmiş. Kevin De Bruyne'ye kraliyet nişanı verilmişti. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Ve hakikaten bazı oyuncuların hocaların hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum ben aslında mesela. Doğru, bazıları da hak ettiğinden fazla değer görüyor. O tabii, tabii. Şimdi, şimdi De Bruyne'ye mesela underrated yazan bazı izleyicilerimiz olmuş. Kevin De Bruyne hak ettiği değeri görüyor. Fazla. Kevin De Bruyne dünyanın en iyi oyuncularından biri tabii. ve kabul edileli çok oldu tabii zaten. Yani o yüzden e, hiç underrated listesine koymayalım ama salığı artık Abartmayalım değil, abartalım. Abartalım. Abartalım çünkü haketti değeri verelim aslında da. Dün e, Erman Yaşar da maçı anlatırken bir ifade kullandı. Yüzde yüz katılıyorum. Bunlar Prime Messi dönemi golleri diye. Evet. Evet. Dün attığı evet. gol Prime Messi City golü. maçında attığı gol. Kesinlikle öyle. Yani o dar alanda işte o çekiş mekiş bir de şey var. Çekiş mekiş derken mesela çekiş gücünden bahsetmiyorum kardeşim. Mesela bu çekişme var ya mane ile arasındaki. Geçmiş olsun o da bitti. Mane dahil herkes bu takımın bir numaralı yıldızının artık Muhammed Salah olduğunu bilincinde. Ve bu takımı hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Lig'de şampiyonluğa taşıyacaksa Muhammed Salah taşıyacak. Tüm zamanlarda Premier Lig'de en fazla gol atan Afrikalı futbolcular lisesinde şu an büyük bir rekabet var. Didier Drogba'yı yakalamış vaziyette Muhammed Salah. Evet. Mane de o listenin içerisinde. Bu rekabet bir ara zarar verir gibi oldu. Ama sanki o işi çözdüler. O rekabet şu anda birbirini e, ...yukarı doğru taşıyan bir rekabet içerisine girmiş gibi gözüküyor. Çünkü Muhammed Salah'ın o yaptığı asist... ...bence çok net bunun göstergesi. Ya yani ilk golde Mane'ye yaptığı asist... ...ki muhteşem bir asist. Hani biz sadece golünü konuştuk ama... ...o asist de başka bir şey. Çok haklısın yani hakikaten ayağının dışıyla... ...üç kişinin evet. önünden öyle bir asist yaptı ki... E, ...ama bak bu ne biliyor musun? O Mane ile Salah'ın arasındaki çekişmeyi bitiren... ...Mane'nin de Salah'ın geldiği noktayı kabul etmesi... ...Salah'ın da artık bu çekişmenin içinde yer almadan kim olduğunu biliyor olması. Kim olduğunuzu bildiğiniz zaman kimseyle zaten ego çatışmasına falan girmezsiniz. Kendi oyununuzu oynarsınız. Hayatın her noktasında bak hangi işi yaparsanız yapın, hangi sektörde, hangi ofiste çalışırsanız çalışın, sevmediğiniz biri vardır, ego çatışması yaptığınız vardır. Benim o işi yapmam lazım da o yapmıyor. Bu çatışmanın içinde kaldığınız zaman Gitmeniz gereken yere asla ulaşamazsınız. Ama Kesinlikle. ya sen zaten kendini bilip kendi işini yaptığın aynı. zaman buraya gidersin. Buradaki de senin yerini bilir. Salahın geldiği nokta o. Yüzde yüz aynı fikirdeyim seninle bu konuda. Bu arada e, Sadio de 100 gol derken temiz bir 100 gol. Yani penaltısı sade. Yani e, kılçıkları alınmış. Aa çok güzel ya. 100 gol. Temizletip alacaksın <laughs> balığı değil mi? Oh, mangal atacaksın onu sonra. Bak, ben Hamsi'yi çok severim öyle. Hamsi'yi böyle her şeyi temizliyorsun, çıkartıyorsun. Çift taraflı yapıştırıyorsun. Çıtır çıtır. Efsane ben, olur bu. Ben büyük balıkçıyım abi. Çipura olacak yani. Öyle Başka. mi? Tabii büyük balık ha, ben olacak. Ben de çok severim büyük balığı ama hamsi de çok güzel Hamsi de, de, de çok çıtır, çıtır böyle atacaksın direkt ağzını Aa, ya ya bayıl... şimdi. Değil mi? tabii tabii <laughs> zaten bizim Meli ile artık o tamamen bir standarda oturdu yem hemen. Program sonrası yemek operasyonu evet, yapıyoruz. Evet, yavaş yavaş geliyor. Bir şey söyleyecektim. Bu arada 100 golle ilgili hemen penaltısız bir bilgi daha vereyim. Les Ferdinand 149. Emil Heskey 110. Gol. Yani işte bak muhtemelen Salah kariyeri bittiğinde Liverpool'un en büyük oyuncusu olarak bitirecek. Kimse kusura bakmasın. Yani, Şu anda öyle gözüküyor tabii, evet. Yani oraya doğru gidiyor evet, iş. Evet. Ee, dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasına girdi. Ben tartışmıyorum. Bence öyle. Bence an, şu anda öyle. An itibariyle. ikimizin de hem fikiriz ki Klopp Hoca da söyledi. Bak bunu söyleyemeyebilir de Mane varken. Evet, evet. Ama bunu işte az önce konuştuğumuz hepsi kabul ettiği için başka bir nokta. Üzüldüğüm bir noktada Watford. Ee, Ranieri hocam yeni geldi. İlk maçında Liverpool evinde yani beşlendi. Sistem oyuncular hiç çalışamamış belli. Ranieri hocamın da şöyle bir gerçeği var belli. Yani Leicester şampiyonluğundan sonra oyuncular yedi biliyorsun hocayı. Tabii. İşte yemek sistemlerini falan bozduğu evet, için evet. falan. Hamburger yüzünden yediler hocayı ben söyleyeyim ya. Öyle bir tartışma <laughs> çıkmış gerçekten. Bu arada oyuncular hoca yer arkadaşlar. Yemez falan büyük yalandır yer yani. Bunu hepimiz biliyoruz eğer aklına koyduysa oynamayabiliyorlar. Bak şey demiyorum ha. Zorlamıyor da içinden gelmiyor oyuncunun. Oluyor bu yani. Yediler Ranieri hocamı. Ve sürekli aşağı gitti kariyeri biliyor musun? Maalesef. Doğru b doğru Anca... Ya hocam Ozan Tufan'ı oynat ya. Yani Etebo oynuyor, şey Haftaya oynuyor. Haftaya oynar bence. Artık. Ha, Ozan bu takımın orta sahasında çok rahat oynar. Haftaya 11'de başlar diye düşünüyorum. Eee City'nin attığı golleri bir efekt sesi olarak görelim biz. Bernardo Silva ve Kevin De Bruyne 2-0 kazandı. Manchester City Burnley karşısında değerli izleyiciler iki farklı galip geldi. Hemen golleri görelim hızlı bir şekilde. Sonrasında de Brentford karşısındaki Hı. galibiyet golünü de göreceğiz. Chilwell'in attığı golü artı Mendy'nin son dakikadaki muhteşem kurtarışını da tabii paylaşacağız. Burada önce Bernardo Silva tamamlıyor. O da mesela hakikaten çok büyük bir gelişim içerisinde ama Guardiola efekti var orada. Çok rahat bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Şu an takımın en iyi oyuncusu onu söyleyeyim. Kimse kesemez yani. En çok koşan, en çok skora da katkı veriyor sürekli. Veriyor, veriyor evet kesinlikle. Yani... Kevin De Bruyne de klasik bir Kevin De Bruyne golü atıyor. <laughs> yani onun artık kendine as bir vuruş stili var. Çok rahat bir şekilde bunu söyleyebilirim. Yani Kevin De Bruyne vuruşu bu diyebileceğimiz gelecekte öyle vurduğunda birisi öyle adlandırabileceğim bir vuruş. Yani çok rahat ama çok net. Tam köşeye. Yani böyle kale ağları girilmiş olsa frenin sesini çok rahat duyarsın normalde. Tipik yani bunu iki ay arada yapabiliyor ayrıca. Evet. Ee, bana göre dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. Bence de öyle. Yani Kevin De Bruyne başka bir seviyeye taşıyor takımı. Bu arada şunu da söyleyelim. Gol yemeyen bir takıma dönüştü Manchester City. Bunda da Diaz ve Cancelo'nun etkisi çok büyük ama en büyük etki yine Guardiola'nın kararlarında. Diaz da şu anda mevcut durumda bu underrated grubuna dahil edebileceğimiz isimlerden bir tanesi. Hoş gerçi geçen sene yılın oyuncusu seçti yani. Seçildi ama hani o Premierlik Yine o eee çalışması tam yok sanki yani. Ruben Diaz belki stoper olduğu içindir sadece. Savunmacılarda öyle galiba. içindir belki. Ba bu arada underrated'ları konuşuyoruz ya ben şey de söyleyeyim. Thiago Silva da bana göre çok büyük bir underrated olabilir. Bir. Evet. Yani 6 tane şampiyonluk yanılmıyorsam. Fransa'da kazandı. Hı -hı. E geldi 36 yaşında Chelsea'de Chelsea takır takır oynadı. Oynamaya devam ediyor. Çok özel oyuncu yani. Milan'ı şampiyon yaptı. Evet. Yani o yüzden Thiago Silva'yı da koyarım oraya. Ee, Chelsea, Chilwell golü attı ve bir sol bek içinde orada olması da oyunun aslında bir göstergesi. Hani bekler her zaman oyunun her yerinde var. Bunu gösteriyor bu oyun. Ama Lukaku'yu kullanma kısmını tabii sana soracağım. Eduard Mendil'in de son dakikada gelen efsanevi bir kurtarışta kaç ee, tane hatta birkaç tane. Franki de şaşırttı böyle kenarda Frank Aman Allah'ım ne oluyor falan dedi kenarda o görüntü de var devamında zaten. Şimdi baştan başlayalım İlk 60 dakika ilk 60 dakika ne demekse ilk yarı ve ikinci yarı 15 <laughs> dakika gerçekten oyunun kontrolü Chelsea'deydi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ya, yanlış olmasın Brentford da Premier Lig'e ye yeni çıkan takım normal dersin. Daha sonra oyunun kontrolünü tamamen Brentford aldı bu maçta kaybetmeyi kesinlikle hak etmediler. Yazık oldu Brentford'a minimum bir puan almaları lazımdı. Mendy korudu şampiyonlar ligi şampiyonunu. Bunun başlıklarından biri de az önce söylediğin Lukaku'yu kullanamamak. Ya, evet. O İngilizlerin deep ve impact pass dedikleri derin ve direkt etkili paslar var ya. ya hiçbirini yapmıyor. Kenardan canım. bulmaya çalışıyorlar sürekli Lukaku'yu. Sıkıntı orada zaten işte. Oysa Inter'de öyle değil. Conte'nin söylediği o evet. ve Oyunun içinde eğer izleyicilerimiz bilmiyorum özetle var mı? Maçı izlerken ben dikkatimi çekti. Ben çıldırdım izlerken ya. Her seferinde topuş istemek için o Shaquille O'Neal sırt koyuşunu pivotu evet. yapıyor ve önünü gösteriyor. Ve o dikine pas hiç gelmiyor Lukaku'ya. Bunu yapabilecek kim var bu takımda? Mount var. İşte Barkley var. Kovacic, Kovacic var. var. Onlar yapabilir. Ama Mount'u zaten yedekten getiriyor iki haftadır. E Kovacic yoktu. E şimdi Barkley'i de oynatmadı. Ya sen merkezde biraz daha yaratıcı bir çok Orta net. sağa mı ihtiyacı var diyorsun? Ben yani çok burada. net bir eksiklik var diyorum e, o anlamda. Şimdi bu arada bu gol offside. Benim istediğim bu muydu Tolgağan? Buydu galiba. Bununla bu, ilgili bu. başka bir şey söyleyeceğim. Akşam da hatta e, Hünkarların programına mesaj olsun. Yani bizim, var mı Hünkarların programı akşam? Var var. Var değil mi? günyemin Hoca ile. Evet, tabii var. Şimdi o Lukaku konusunu konuştuk ya. Şu golü bak dikkatle izle bir notum var. Yine Lukaku'nun offside'dan gelen golü. Şimdi hızlı hücuma çıkıyor. Evet. Werner'le pozisyonu evet. bulacak. Lukaku'ya bak arka tarafta offside evet. olacak ama savunma oyuncusu offside'a itecek Lukaku'yu. Aa güzel. Nasıl detay? Bak harika ya. Teşekkür ederim. Vallahi harika şimdi fark ettim bak. Müthiş bir detay. Bizi de yönetmenim bir gösterebilir misiniz? Aa, çok güzel. Buradan ya. Bünyamin hocama sesleniyorum. Bu gol offside oldu ama savunma oyuncusu Lukaku'yu ofsaytta ikti. Vallahi çok güzel. Bak ben böyle bir şey görmedim daha önce biliyor musun? Ya. Aa. Ya bu bu Aa, mesela bak. bu nedir yani? Bundan penaltı çıkar mı? Başka bir karar çıkması gerekir mi? Lukaku düşmeyen bir adam, çok yeri çünkü. Başkası olsa belki kendini yere atacak bu çok arada. Çok güzel ya. Hakikaten çok güzel bir örnek yani. Ya izlerken de dikkatimi çekti. Bu mutlaka çok irdelenmesi gereken ve böyle durumlarda ne yapılması gerekiyor kısmı vardısa eğer ben bilmiyorum ne olduğunu neticesinde ya duymadım da daha önce hiç böyle bir şey. Yani. Ya ofsayta itiyor savunma bu oyuncusu evet, evet. Bak bir daha izleyelim son bir kez. Çok dikkatimi çekti. Şimdi Lukaku altı maçları gol atamıyor. Ama bu maçta bir tanesi offside. Ama offside'a kendisi düşmedi kardeşim. Abi düşürürüz. burada bir şey söyleyeyim mi sana? Şuradaki oyuncu düşürüldü yani. Şimdi Lukaku değil de biraz daha kendini yere bırakabilecek bir oyuncu olsa Tabii. yere bıraksa kendini. Pedro olsa var ya takla atmış. Normalde de. penaltı. Tabii net penaltı. Ama Lukaku şimdi adam hissetmiyor ittiğini tamam ya. mı yani? Aynen <laughs> öyle. Sadece iki adım ileri at, atabiliyorsun onu. Ve bilinçli atıyor offside'a biliyor musun? Evet tabii canım bilinçli atıyor, bilinçli tabii. atıyor. Sonra da elini kaldırıyor zaten. Acayip hemen. bir durum ya. Onu da Çok bir iyi. not olarak düştüm. Mesajlara da bakayım hemen hızlı bir şekilde. Ruben Neves'in golünü de ekrana getirelim bu sırada. Wolverhampton 80'e kadar 2-0 gerideydi. 3-2. Sonrasında 80, 85 ve 90 artı 5 işte. 90 artı 5'te Ruben Neves'in attığı gol. 2-0'dan döndü ve 3-2 galip geldi. Wolverhampton, Aston Villa karşısında Aston Villa büyük bir şok yaşadı. Çok acayip maçtı. Değil mi? Çok acayip maçtı, onu da canlı izledim. Ya 10 dakikada bitti Aston Villa biliyor musun? Evet. 10 dakikada bitirdiler. 10 dakikada bitti, hakikaten öyle oldu yani. Yani e, Wolverhampton'ın hala geliştirmesi gereken noktalar var. Bu derbidir bu arada. Eğer e, iki takımdan birini tutacak olsaydın hangisini tutardın? Şehirdeyim. Aston Villa'yı tutardım. Ben de Wolverhampton'cıyım yani çok seviyorum. <laughs> Formasını giydin yani. Formam da var. yok. <laughs> Tabii buradan dönmez. Senin de Aston Villa Aynı forman var. Aston Villa var. Jack Grealish forması var bende de. Peki. David Silva demiş izleyicimiz. O, katılabilirim David Silva'ya. Emir Bey mesaj göndermiş. Bir tane de bana Instagram'dan gelmişti. Recep Sağlam hak ettiği değeri görmeyen futbolcu Halil Akbunar diye. Hmm. Olabilir ya. Yani zaman zaman tek başına Göztepe'de performans sergilediği gerçeğini kenara koyarım yani. Evet evet olabilir olabilir. Ama işte o istikrarsız bir dönemi oldu ya sürekli olarak. Bir çıktı, bir düştü. O e, belli bir seviyede hep kalmadığı için sanki öyle bir durum söz konusu olduğu gibi geliyor bana da yani. Olabilir. Sercan Milinkovic Savic demiş Bekir Bey mesajında. Yani o kadar bir değerinin görülmeme durumu var mı sence? Bence değil. 100 milyon avrodan bahsediyor. 100 milyon avroluk bir oyuncu değil bence bu arada yani. Ya ben de aynı fikirdeyim yani. Peki şu şeylere gidelim mi ya Veli? Hangisini? Tam böyle bir grafikleri çok konuşmak Hemen istiyorum. hızlı bir şekilde verelim. Hangisini verelim? Ee, neredeydi o? Neymar... Kurtuva ve Dembele'nin açıklamaları. açıklamalarını ekrana getirelim. Diyor ki Neymar 2022 için sanırım 2022 katılacağım. Son Dünya Kupası olacak. Bunun son olacağını düşünüyorum. Çünkü sonrasında futbolla uğraşacak, mental güce sahip olacak mıyım bilmiyorum. Kurtuva'ya da bakalım. Kimsenin futbolcuları düşündüğünüz zannetmiyorum diyor Kurtuva ve takvimler çok sıkışık diyor aynı zamanda. Evet. Turnuva üstüne, turnuva maç üstüne maç var. Kasım'da Dünya Kupası olacak. Futbolcular sıkça sakatlanıyor ama birileri cebinin derdinde. Bir de Kevin De Bruyne var. Biz sadece Belçika'yız diyor. Sahip olduğumuz takımla ilgili gerçekçi olmalıyız. İtalya ve Fransa 22 yıldız oyuncuya sahip bizde bu yok. Dur. Burada dur. Gitmeyelim buradan bir yere. Diğerleri de önemli. Ben fikrini çok merak ediyorum ama. Bir dakika toparlaman gerekiyor. Reklama gideceğiz çünkü. Yapma be. Evet. Hadi be toparlarsın ya bir dakikada. Ya şey bir kere bak Kevin De Bruyne'yi geçen hafta eleştirdik liderlik konusunda. Ben şunu demiyorum. Evet İtalya ile işte Fransa'nın kadrosu senden iyi olabilir. Ama senin kadron şampiyon olacak bir kadro. Her seferinde yarı finalde elenecek bir kadro değil. Orada da işte herkes de o Ronaldo'ya da burada bak Mamba kitabı var Kobe Bryant. Herkes de Mamba mantalite olmayabilir liderlik olarak. Ama Kevin De Bruyne'nin o liderlik seviyesini o takıma eklemesi gerekiyordu eklemediğin zaman ya altın jenerasyon değil kardeşim bunlar balon şişirdiniz diye her yerde bizim medyada hep yorum yapılıyor. Oysa bu seviyeye geçirtecek adam De Bruyne, Lukaku ikilisi oldu bu takıma yıllardır yapamadılar maalesef. Her yerde övdük seni kardeş ama burada biraz eleştireceğiz diyor. Erbo Traeger'e Hak veriyorum ben de aynı fikirdeyim seninle. Yani e, Belçika altın jenerasyon deyip yıllardan beri söylüyoruz. Yıllardan beri bir arada oynuyorsunuz. E aynı hocayla çalışıyorsunuz. Belli bir seviyeye gelip orada devamını getiremiyorsanız, Fransa 2-0'dan maç veriyorsanız bu oyuncu grubunun kalitesi ve başka bir şeyle ilgili değil. E, mental olarak bazı problemler var demektir bence Belçika milli takımında bu. Baya kendinde bir örneğe seslenmiş gibi oldum ama yok, e, izleyen varsa da arkadaşlara falan iletir, iletir. artık. Bu arada o beğenmediği kadroyu söyleyeyim bir daha. Carrasco, Hazard, Eden tabii. tabii. Yani biliyorsun Torgan'ı da var. O da Torgan duruyor. da yükselişli olan bir isim. Lukaku, yedeği Batu Kevin De Bruyne, Fertongen, Alderweireld. Alex Axel Witsel. Yani gidersin sayarsın daha kadro. Kastanye golü atan şeydeki, Leicester'daki. E, Tilemans. yani Kalede Kurtuğa. Tabii tabii. Canım, çok, Oku, bizim tabii, 11 tabii. tane yıldızımız, 22 tane yıldızımız yok diyoruz 15 tane var. Evet evet. İki tanesi de, hatta bir tanesi sen dünyanın en iyi ortası sahasın. Bir tanesi Santrafor Lukaku, dünyanın en iyi Santrafor'u. Yani daha ne kardeş? Bir reklam arasına giderim. Sadece 1,5-2 dakika içerisinde karşınızdayız. Veli. Bitirirken şunu hemen e, öneride bulunayım. Bad Sports, Aa, müthiş ha. bir belgesel. Geçen hafta e, Erbatur bana öneride bulunmuştu. 5 ayrı bölüm, 5 ayrı skandal e, İtalya'daki şişke skandalı var içerisinde. 94 NCAA, Arizona State, IndyCar 500 yani inanılmaz ben hakikaten soluksuz izliyorum. 3 bölüm bitti. E, spora bakış açımın değişmesini istemiyorum. Endişeliyim. Değiştirmeyeceğim elbette ama mutlaka izlenmesi gerekir. Ha, şöyle bakıyorum ben. E, spora bakış açım değişmiyor ama şöyle söyleyelim. Bu hayatta... Kalbinizi kırabilecek insan sayısı beklediğinizden daha fazla. Onu gösteriyor hayattaki Güzel. bazı olgular. Peki. Şunu söyleyecektim Yoruz. onu da söyleyeyim söylemiştim. Öyle onu bitirelim. da söyle o zaman bitirelim. Neymar'ın hani var ya benim son dünya kupam. Evet. Çünkü mental güce sahip değilim. Neymar'ın neden asla Messi Ronaldo noktasına gelmediği ya da yeni Pele olmadığını anlatan bir hikayedir. Çünkü sıkıldı biliyor musun? Top oynamaktan. Konuşalım değil, bu konuyu. Brezilyalıları konuşalım aynı zamanda. Haftaya konuşalım. Brezilyalılarda böyle bir durum söz konusu. Güney Amerikalılarda Amerikalılar aynı şekilde. Az sonra spor hafta sonu derbi özel var. İbrahim Kırkayak